Merhaba arkadaşlar. Bugün hemen böyle her işte, her gittiğimiz işte çok rahat kullanabileceğimiz bir efekt göstereceğim. Hatta böyle kısa kısa efektler size nasıl kolay yapılır onu göstereceğim. Simetrik bir circle yapacağız. Simetrik circle'a bir size, bir de rate master atacağız. Elimizin altında hazır duracak. Bunun da püf noktalarını böyle anlatacağım. Bazı efektlerin shape jeneratörden yapacağız. Mesela şöyle hemen başlayalım. Burada 8 adet robotumuz var. 8, 8 de burada 16. Sadece 8 de göstereyim daha anlaşılır olsun. 8 tane robotumuzu açıyoruz. Yapmamız ilk gereken şey shape jeneratöre girdik. Shape jeneratörden create'i ne yapacağız? Pan tilt'e gireceğiz. Burada pan tilt. Circle yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi circle yapıyor. Şimdi bunu biz simetriye çevireceğiz. Bu şey olarak geliyor. Basic olarak yani bu şekilde başlıyor. Nasıl yapıyoruz simetriyi? İlk 4 robotumuz, sayılar önemli burada. Burada 12 olsaydı 6 seçecektik. Onu da anlatacağım şimdi. 4 robotumuzu seçtik. Sonra direction'a giriyoruz. Reverse dedik. Burada reverse demek ters çevir demek. Sonra speed ile oynamadan hemen şurada offsetimizi 180 yapacağız. Direkt üstüne tıklıyorum. 180 yazıyorum buraya. 180 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi 180 oldu. 180 derece ters. Sonra seçtiğim robotları kapatıp bu sefer hepsini seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra Edit menüye geliyorum arkadaşlar. Buradan Restart Shape dediğimde yarısı içten dışa doğru, diğer yarısı da dıştan içe doğru. Yani aslında birbirinin tersi olarak dönmeye başladı. Şimdi şurada simetrik circle yaparken önemli olan bir şey var. Burada mesela 12 tane robot olsaydı ben bu spread'i 3 yapacaktım. 3'e böl, eşit parçaya böl diyecektim yani. 4'ü 8'i 3'e tam bölemiyoruz mesela. Şimdi ben burada 8 olduğu için 4'e böl diyeceğim. Tam eşit parçaya bölecek. 2, 4, 6 diye bölebilirim. Sayımın çokluğuna, yoğunluğuna göre. Gördüğünüz gibi simetrik olarak yapmaya başladı. Bunu da şimdi eğer 12 tane olsaydı burada 3 yapacaktım. 8 tane olduğu için 4'e böldüm. 16'da da 4'e bölebiliriz. Yani tam sayıya bölmek. Hemen bunu kaydedelim. Simetrik olarak hareket etmeye başladılar. Bunu buraya kaydettim. Shape'imiz burada. Shape burada. Bir de bunların ışığını açayım. Pardon, şöyle yapayım üstüne. Açayım. Hatta üstüne merge edelim. Gördüğünüz gibi simetrik yapıyor. Ama burada şimdi bize ne lazım? Bu sadece speed'i sabit oldu. Şöyle içine girip de yapabiliriz ama ben bunlara master atacağım. Bütün yaptığım shape'lerin ve bütün yaptığım şeyler için shape jeneratörde yaptığım her şey için geçerli iki tane master atacağım. Nasıl yapacağım onu da? Buradan record'a basıyorum arkadaşlar. Bütün masalarda aynı. Create master diyorum. Create master. Ne lazım bana? Rate Master. Rate Master'ımı seçiyorum. Burada bunun genişliğini şuraya koyalım. Bu nedir? Rate Master genişliği. Bir de ben buna Size Master koyacağım arkadaşlar. Record. Create Master. Size Master. Grant Master olarak buraya koydum. Bu ne işe yarayacak? Şimdi göreceksiniz. Size genişliğini mesela şöyle istediğiniz gibi ayarlayacaksınız. Size'ımızı şu kadar açtık. Rate'imizi de ne kadar yaparsak o kadar hızlı yapacak. Buradan edit edebilirsiniz. Size'ı genişletiyorum. Buradan daraltıyorum. Genişletiyorum. Buradan hızını arttırıyorum. Ya da yavaşlatıyorum. İşin sırrı şuradaydı arkadaşlar. Robot sayımıza göre ters çevirdikten sonra tam sayıya bölmek. Buradaki 8'i 4'e böldüm. 2'ye de bölebilirdim. 16 olsaydı 4'e bölmek iyi olurdu.
ya da işte 12 olsaydı 4'e bölmek iyi olurdu. 3'e de bölebilirdim. Mesela 3 kere 4 12. 12 tane robot. Bu da böyle bir video olsun. Böyle bundan sonra kısa kısa kolay kullanım için gereken şeyleri anlatacağım size. Basit trikleri anlatacağım şimdi size. Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.